durumda halk belaları def etmek, işte çığ, deprem ve birçok felaketi önlemek için dağların tepelerine 2100 tane ekmek bırakmışlar ve dua etmişler. Bununla dalga geçiyorlar, eleştiriyorlar, cahil halk diyorlar. Ancak biraz düşündüğümüzde Erzurum halkının Türkmen kökünü baktığımızda bunun bir şaman geleneği olduğunu görürüz. Şamanlar bunu niçin yapar? Çünkü şamanlık bir bozkır kültürü. Buz denizinde aç kalan yabani hayvanlar sürülere, evlere, yerleşim yerlerine saldırırlar. Bunu engellemek için yiyecek koymak doğaya ve dua etmek akıllıca. Bunu anlayamıyorlar mı? Yani aç kalan bir ayının, biz tilkinin, kurdun yani mezarlığa dadanmasına mı istersiniz yoksa karnını doyurup doğaya dönmesine mi istersiniz? Bu ülkemizin aydınlarının veya yarım aydınlarının topluma ve kendi geçmişlerine e, anlayamadıklarını gösterir. Örnek vereyim. E, Çerkez, veya işte e, giritli Rodoslu muacirler var yani deniz yoluyla e, ülkemize gelmiş insanlar var anlattıklarına göre yanında ekmek arpa gibi işte veya işte benzer balıkların yiyebileceği yiyecekleri taşırlarmış ara ara bunları denizlere atarlarmış yunus balıklarını besleyip köpek balıklarını uzak tutarlarmış. İşte kültür bu. Ne yazık ki bunu boş inanç, batıl inanç olarak sayıp dalga geçenleri, yani biz dalga geçmeliyiz, mankapa diye. Şimdi esas konumuza gelelim. 17 yaşında bir genç kız babası tarafından erkek arkadaşı var diye öldürüldü. Bunu duymuşuzdur hepimiz. Ancak arkadaşları bir açıklama yaptı dedi ki kızın erkek arkadaşı yoktu dediler. Peki bu ne demek? Arkadaşlarının iftira atma gerekçesi ve yalan söyleme gerekçesi mi var? Elbette yok. Neden diyorlar? Belki de doğrudur. Ben arkadaşlarının doğru olduğunu inanıyorum. 17 yaşında bir genç kızın erkek arkadaşı olması anormal bir şey mi? Hayır değil. Ancak arkadaşları yok diyor. Babası erkek arkadaşı var diye öldürdüm diyor. Peki öldürüp cesedi nereye atıyor? Araziye atıyor, pis bir yere atıyor. Demek ki kızından tiksiniyor. Neden tiksiniyor bilmiyoruz. Sadece düşünebiliriz üzerinde. Benzer vakalar var. Yine bir genç kız doğum yapmış, doğum yapınca bebeğini çöpe atmış. İfadesinde diyor ki, yurttan kaçtım, tecavüze uğradım. Tecavüz bebeklerinin genelde anneleri tarafından öldürüldüğünü biliyoruz. Bosna Savaşı'nda ve birçok vakada gördüğümüz üzere anne bebeğini benimsemiyor, tiksiniyor, tecavüzcünün bir parçası olarak görüyor. Peki baba neden öldürdüğü kızının cesedini araziye gömüyor, pis bir yere gömüyor. Demek ki kızından tiksiniyor. Neden tiksiniyor bilmiyoruz. Tahmin edebiliriz, düşünebiliriz. En doğrusunu kendisi bilir tabii ki. Peki bir insan tek kızını neden öldürür? Hayatın olağan akışı içinde normal mi bu? Elbette normal değil. Bunları bilmiyoruz. Mahkemeye takip ettiğimizde, delilleri takip ettiğimizde doğrusunu öğreneceğiz. Kamuoyu tarafından yani öğrenilir. Kriminal artık güçlü. Her yerde kamera, her yerde telefon, DNA testleri. Yani adam güçlü de değil. Olay ortaya çıkar. O zaman sizinle paylaşırız. Veya ne kadar haklı olduğum ortaya çıkar. Bir başka kötü olay oldu. Bir genç Fen Lisesi mezunuymuş. Konya'da herhalde veya Antalya'da bir çifti ayırmaya kalkıyor. Yani adam karısına mı sevgilisine mi dövüyormuş sevgilisiymiş. Bu da onu kurtarmaya kalkmış, boğuşma sırasında saldırganın kalbine bıçak saplanıyor. Ölen kişinin adli geçmişine baktığımızda suç makinesi çıkıyor. Yaralama, gaz, madde kullanımı, bir sürü suçu çıkıyor. Kadın verdiği ifadede beni kurtarmaya çalıştı diyor. Katilin babası şöyle diyor, oğlum doktor olmak istiyordu, bir kadını kurtarmak istedi diyor. Bence de öyle. Böyle asil yürekli, şövalye ruhlu genç insanların çoğalmasını diliyorum. Bu gencin mahkemesini takip edip, bu gencin en kısa sürede hayata karışmasını diliyorum. Çünkü insanlık görevini yapmış darp edilen bir kadını kurtarmaya çalışmış kadın erkek olması önemli değil zayıf ve çaresiz bir insanı kurtarmaya çalışmış e, saldırgan her zamanki gibi pervasızlığıyla onu da saldırmış kendini korumak isterken böyle bir ölüm olayı ortaya çıkmış Eğer bizler kamuoyu olarak buna doğru ve yeterli tepki verirsek bu genç ve onurlu insan hayata karışır ve layık olduğu, hak ettiği yaşama kavuşur.